Merhaba arkadaşlar, ben Enes. Yeni bir video ile karşınızdayım. Daha doğrusu uzun bir aradan sonra ilk kez bir eğitim videosu çekiyorum. San Andreas'te sıkça yaşadığımız bir sorun olan oyunda çıkmayan arabalar için çözüm yolunu anlatacağım. Aslında iki yol var ama ben sizin için en basitini, en sade olanını anlatacağım. Biraz sıkıcı, az zamanımız alacak ama sonuç güzel olacak. İlk önce aracımızı import edip açıyoruz. Acımız gelecek şimdi. Evet. Önce bir aracımız. Oyunda çıkmayan arabamız bu. İlk önce aracı şekil yapalım. Şunları bir silelim tamamen. Aslında iki yöntemi var demiştim en başında. Araç içindeki parçaları birbirinden ayırarak, karıştırarak, dummy'leri ayırarak onları birbirinden, onlardan arındırarak öyle bir çözüm yolu var. O çok karışık çünkü onda çok deneme yapmanız, gel git yapmanız gerekiyor. Bu hayli hayli zaman alıyor. Kesin bir sonuç vereceği de yok zaten. O yüzden biz en garanti yolu yapacağız. En net sonucu alacağız inşallah. Önce teker dummy'lerini çıkartıyoruz aracın içinden. Kasisi de çıkartalım. Şimdi buradan sadece kapıları alacağız. Kapıları dedim yani dumi içindeki parçaları alacağız. Çünkü dumiler içimizi görmeyecek burada. Teker teker çıkartıyoruz. Bu tok. Bu da tamam. Tamam, stop için. Çıkardık. Tamam. Şimdi parçaları kapatalım direkt. Kalabalık yapıyor çünkü bizim kafamızı karıştırabilir. Evet, gördüğünüz gibi sadece domiler kaldı. Direkt siliyoruz bunu. Artık hiçbir işimiz yok bununla. Bundan sonraki adım ise oyunun orijinal araçlarından herhangi birini, bu araca uygun olan tabii, herhangi birini import edip onun üzerine ekleyeceğiz aracı. Tamam, kesin bir çözüm bu. Kesin sonuç alacağız yani. Orijinal araçları açıyoruz. Bende bütün oyunun orijinal araçları var. Eğer isterseniz size ayrıyetten upload edebilirim. Şimdi arabamıza en uygun olan orijinal aracı seçmemiz gerekiyor. Tabii benim hepsi aklımda değil ama ben direkt 4 kapılı olan bir aracı seçiyorum. Çünkü aracımız da 4 kapı. Diğer ince noktaları siz sonra ayırırsınız zaten. Tekerlemeleri burada. Tamam. Önce şimdi aynı işlemi bu araç için yapacağız ama sadece parçalarını sileceğiz. Şöyle yapalım. Siliyoruz teker teker. Soğuk silelim. Diğerini de çıkartmıştık. Bunu da sileceğiz. Çıkartıyoruz hepsini teker teker. Siliyoruz. Doğru. Bu da tamam. Kaza efektini de silelim. Camı da sileceğiz. Evet, kasesi dışarıda kaldı. Bunları da bunun içinden çıkartmamız gerekiyor. Bir hayli karışık bir araç geldi. Karışık bir araç seçtik. Açık açık olsun diye kısa kısa gösteriyorum hepsini. Akılda soru işareti kalmasın diye. Kasesiz. Bunu da siliyoruz. Hepsini çıkarttık sanki bir ha. İçini atalım. Tamamdır. Bunu da sildik, ayırdık. Şimdi yapacağımız işlem buradaki parçaları aynı şekilde buraya aksedeceğiz. Biraz sıkıcı geliyor ama başladığınız zaman, kendinizi kaptırdığınız zaman bir hayli eğlenceli. Yani bunları silelim teker dummy'lerini. Çünkü bizim hazırda olan dummy'lerimiz var. Bunları direkt ekleyip uğraşmayacağız. Direkt
Üstüne ekleyeyim. Bunu da ekleyelim. Bunu da koy. Relief. Bu da tamam. Kasis Dumi'yi üst alalım. Bunlarla işimiz bitti. Kapatabiliriz. Kasis Dumi. İlk Dumi, Boot Dumi. Boot aracın bagaj kısmı. Bunu direkt içine atıyoruz. Hemen Dumi'yi uygun yerine getirmemiz gerekiyor. Biraz yaklaştıracağız. Tamamdır. Burada bir ince ayrıntı var. Hemen direkt bu işlemi yapıp sabitlememiz gerekiyor. Önce aracın parçalarının eksenlerini kendi üstüne çekmemiz gerekiyor. O yüzden Center to Object tuşunu kullanacağız. Burada iki parçamız var bagajda. Canar ve bagajın kendi kalıbı. Bu işlemin farkını göreceksiniz şimdi zaten. Direkt eksenleri kendi üzerine çekti. Ondan sonra sabitleyeceğiz. Yoksa bu üstünü sabitlemiyor. Direkt yapınca. Şimdi aynı işlemi yaptık. Direkt dummy'ye çekti oklarını. Bu işlem bu kadar. Bu işlemimiz bitti. Şimdi bonnet kaput kısmı hemen atalım içine. Bu isimler buradaki gibi aynı olmasına gerek yok. Hiçbir farkı yok o yüzden. Rahat olabilirsiniz. Karışık da olabilir isimler. Aynı şekilde üstüne çektik. Buna da aynı işlemi uyguluyoruz. Center to Object. Ekseni çekici üstüne. Resend to Parent yapıyoruz. Bu da bitti. Şimdi Bone Front. Benim aracın tamponları derken sadece ön tamponu kasisle birleşik olduğu için ön tamponun dummiesini silmek zorunda kalıyorum. Bu herhangi bir sorun çıkartmaz. Ama arka tampon, evet, arka tamponun dummiesi ve kendisi ayrık zaten. Direkt için attık. Center object diyoruz. Dummy yerlerini ayırıyoruz şimdi. Yerini ayarlıyoruz. Direkt içine çekelim. Çekelim, çekelim, çekelim. Az daha çekelim. Tamamdır. Center to object uygulamıştık. Tekrar gördük. Resend to parent diyoruz. Bunun işlemi de burada bitiyor. Kapı. Kapımızı açıyoruz. İsimlerden zaten anlaşılır. Kapıyı hemen Dumi'nin içine atıp hemen Dumi'yi yerleştirelim. Buradan da sağa çekelim. Bu da tamamdır. İlk önce Center to Object diyoruz. Resend to Parent. Sabitleştiriyoruz kapıyı dummy ile. RF'yi atıyoruz içine. Attık. Hemen dummy'yi yerleştirelim. Yerleştiriyoruz. Hemen Center to Object. Reset to Parent yapıyoruz. Bu kapımız da bitti. Son iki kapımız hangisi sırada? LF var. LF'yi attık içine. Açıyoruz. İlk önce Dummy'yi yerleştirelim. Center to Object işlemini uyguluyoruz. Sonra da Resend to Parent diyoruz. Bu kapımız da bitti. Son kapımıza geldik. Hemen Dummy'yi yerleştiriyoruz. Seçti mi o? Seçmedi. Center Object. Burası tamam. Bu da aynı şekilde tamamladık. Center to Object diyoruz. Direkt. Object ve birleştiriyoruz. Kapılarımız bitti. Son olarak windscreen aracın cam kısmı, camların olduğu bölge. Windscreen'e akıyoruz. Direkt öne çekeceğiz burada. Bunu da aynı şekilde Center to Object diyoruz. Reset to Parent. Evet, aracın
parçaların kısmı yani dummy'lere ait olan parçaların kısımlarının sabitleştirilmesi, yerleştirilmesi böylelikle bitiyor. Şimdi burada bir kasis var. Kasisi de bunun için atmamız gerekiyor. En üste koyuyoruz. Buradan birden çok fazla parça var. Şimdi hepsine yani ince ayrıntıları yakalayamayız tabii. Kaba taslak hepsini center to object diyoruz. Ayırıyoruz birbirlerinden. Gördüklerimizi böyle rastgele kaba taslak bastınız zaten. Aracın S kısmı. Direksiyon. Burayı tekrar yapalım. Motor kısmını aldık. Tampondaki parçalar. Tamam. Görün üzere bu kadar var. Zaten oyunda karşınıza çıkar yani aracın gözüktüğü noktasında durmaz. Eğer bir parça sabitleşmediyse. Onu siz kendiniz zaten yine aynı işlemleri uygulayarak ayarlarsınız. Şimdi hepsine reset to parent diyoruz. Kasis dummies ile birleştiriyoruz, sabitleştiriyoruz. Motorumuz da tamam. Buralara da bir tıklayalım. Genel olarak kaba taslak aracımız bitti. Yani sabitleştirme işlemleri bitti. Açıyoruz ekran işlemlerini. Gayet düzgün bir şekilde yerleştirdik. Son işlemleri yapacağız şimdi. Teker dummy'lerini oturtmuştuk zaten. Şimdi eklenti dummy'lerini ekleyeceğiz. Yerleştireceğiz. Bu aracın stop bölgesine konulması gereken bir dummy. Hemen onu şuradan ayarlıyoruz yerini. Buradan çekelim. Buradan geri çekiyoruz. Bu kadar. Tam karşısında durumu olduğu kadar. Bunu koyuyoruz buraya. Exhaust dummy'si. Çift olduğu için ortasına koyalım. Direkt. Buradan da çekelim. Bu da tamamdır. Far hit lights. Şimdi bunu iki türlü de yapabiliriz. Direkt fara yerleştirip ya da sislere koyabiliriz. Ben daha hoş bir görüntüsü olması için direkt sise koyacağım. O sizin tercihinize kalmış ya da aranızda böyle bir özürlük varsa. Bunu direkt sola çekiyoruz. Bu da tamam. Pet front seat. Bu CJ'in oturduğu yani aracın gireceği kısmı falan. En önemli dummy'lerden bunu çok iyi yerleştirmemiz lazım. Genellikle yapılan hatalar aracın sağ kısmına değil de genellikle sol kısmına koyuluyor. Bu durumda da CJ araca binemiyor. O yüzden buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ben şimdi bunu kaba taslak oyunda bakmadan koyduğum için üstte olabilir. Tam oturmayabilir yani kısaca. O yüzden onu siz ince ayarlarını kendiniz yaparsınız. Bu da ikinci stop dummy'si. Bunu da diğerinin yanına koyalım hemen. En mantıklısı diğeri neredeymiş onu açalım. Koyduk buraya. Çekiyoruz dummy'yi. İyi bir şekilde yerleştirelim. Üstüne geldi. Bu da bu şekilde tamam. Motor kısmının dummy'sini tam üstüne gelmiş zaten onu karıştırmayalım. Pet on. Bunu aracın cam kısmına yerleştirmemiz gerekiyor. Şuradan seçelim. Herhangi bir yerine. Bu şekilde yana çekiyoruz. Tam ortada. Bu da tamamdır. Petrol Club benzin deposu yerinin. Önce şuradan bir hizasını belirleyelim.
Hiç uğraşmadan çekelim sana. Bu da tamamdır. Sony Pad Backseat arka kısmı ifade ediyor bu dummy. Onu da aynı şekilde sola koymamız gerekiyor. Dummy'yi seçiyoruz. Öne doğru çekiyoruz. Çektik. Y eksenini açıp yukarı çektik. Ortaladık mı? Tamamdır. Bunun ayarlamasını siz yaparsınız zaten. Şimdi aracın Z modellerdeki işi tamamen bitmiş. Kaplamaları zaten hazırsa onlara hiç girmiyoruz. Karıştırmıyoruz işin içine. Elegant aracının içine bir nevi convert ettik. Yaptık aracımızı. Şimdi Elegant DFF'nin orijinalini alalım. Direkt Elegant DFF kopyasını alıyoruz. Aracın olduğu kısmın yerine. Direkt yapıştırıyoruz. Geldi. Şimdi tekrar Z modelleri dönüp aracımızı Elegant'ın üstüne export ediyoruz. Ve Z modellerdeki işimizi tamamen bitiriyoruz. Kapatıyoruz. Şimdi gelelim Golf'e. Şimdi aracın teyze dosyasının tekrardan oluşturmanıza hiç gerek yok. Bir önceki oyunda çıkmayan hatalı TXT'yi yaptıysanız zaten onun sadece ismini değiştirerek bu açığı kapatabiliyoruz. Bu da kolay şekilde halledildi. Yapmanız işlemler bu kadar. Bu en basit yolu. Biraz videoda olduğu için, eğitim videosu olduğu için uzatmak zorunda kaldım. Yapacağınız işlem sonucu zaten araç oyunda sağlıklı bir şekilde çıkacak. Ne gibi hatalar çıkabilir? Onu ben göstermek istiyorum hemen. Mesela ne gibi hatalar çıkabilir? Aracın cam kısımları beyaz çıkabilir. Z modellerde ne kadar siyah ve şeffaf gözükse de inatla beyaz çıkabilir. Veya herhangi bir kaplama bu şekilde olabilir. Herhangi bir aracın parçasının kaplaması bu şekilde olabilir. Sadece ufak, çok ufak bir işlem yapacağız onun içinde. O da hemen sorunu çözecek. Sadece yani aracı oyuna çıkartmak için değil de edit yaparken de bu hatalara rastlayabiliriz. Aracımız geldi. Misal diyelim aracın camları hiçbiri yani şeffaf çıkmıyor ve de beyaz kaplamasız gözüküyor yani siyah da değil. Hemen buradan sağ tıklıyoruz camın üstüne. Bu seçeneğe girip Vertex bunu açıp formata giriyoruz. Burada U panel yazıyor. Bu normalde genellikle standart bir rule hepsi. Bunu 2 yapınca kaplama hatası direkt kendiliğinden gideriliyor yani. Bu sorun gideriliyor ortadan. Bu da bir çözüm. Diğer zamanlarda uygulayabilirsiniz. Herhangi bir hatayla karşılaştığınız zaman bunu denemeniz faydalı olacaktır. Kesin çözüm verebilir. Mesela burada bir diyelim aracın bu kısmı beyaz ve kaplamasız çıktı. Ki Z modellerde kaplamalı ve gayet iyi şekilde gözüküyorsa burayı 2 yapıp ok dedikten sonra export edip oyunda bakabiliriz. Bu da son yapılması gereken şeylerden biri. Aracın oyunda çıkartmak için yapılması gereken bunlar. Umarım beyler öğretebilmişizdir. İnşallah araçlarınız da oyunda en iyi şekilde çıkar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.